Reva TV'den bir kez daha hayırlı günler diliyoruz efendim. Siyer-i Nebi'den anlatıyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Abdülmuttalip'i anlatmıştık birkaç bölümde. Şimdi de mübarek babadan biraz bahsedelim. Yani Abdullah Efendimiz'den bahsedelim. Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifi hak dinlerde biliniyordu. Hak kitaplarda da yazıyordu. Aynı zamanda o dönemin alimleri de, yani bu kitapların geldiği zamanlar ya da eski peygamberler zamanında yetişen alimler de Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif edeceğini bir şekilde bildiriyorlardı. Efendim Yahya aleyhisselam da İsa aleyhisselamın dinini devam ettiren peygamberlerimizden aleyhisselam biri. Yahudiler onu da şehit ettiler. Hatta Yahudilerin 1000'e yakın peygamberi şehit ettiği rivayet edilir. Yahya aleyhisselam da bunlardan bir tanesi. Yahya aleyhisselam şehit edildiğinde üzerinde bir cübbesi vardı ve bu cübbe tamamen kana bulandı. Kana bulanan bu cübbeyi yakınları, sevenleri aldılar ve bir yere sakladılar. Bu cübbenin üzerindeki kanlar da zamanla tabii kurudu ve soldu efendim. İncil'de bir ifade geçiyor. Hırkanın üzerindeki kan tazelendiği zaman, taze kan damlamaya başladığı zaman alemlere rahmet olarak gönderilecek peygamberin, yani ahir zaman peygamberinin babası doğmuş olacaktır deniliyor İncil'de. Hak kitaplardan bir tanesinde yani. Gerçekten de zamanı geldiğinde bu mucize gerçekleşti ve Yahya aleyhisselamın şehit olduğunda üzerinde bulunan o cübbedeki kanlar tazelendi ve ilk günkü gibi, şehidin üzerinden çıkarıldığı günkü gibi böyle kırmızı kırmızı akmaya başladı. Bu mucizeler, yaşanan bunca şey, alimlerin anlattıkları maalesef Yahudileri, putperestleri, ateşperestleri bir türlü bunların ihtiraslarını dindiremiyordu. Abdullah Efendimiz'e türlü tuzaklar kurdular o dünyaya geldiği zaman. Aslında maksat tabii ki direkt Abdullah Efendimiz değildi ama ahir zaman peygamberi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aslında gelişini güya engellemekti bu çabaları. Abdullah Efendimiz bu süreçte çocukluğu zamanında, gençliği zamanında birçok harikulade olaylar yaşıyordu. Zaman zaman da bunları gelip babasına, yani Abdülmuttalib'e anlatıyordu. Neydi bunlar? Mesela bir yerde durakladığı zaman, durduğu zaman toprak açık bir lisanla ona selam veriyordu. Belinden bir nur çıkıyordu. Bu nur bir buluta dönüşüyordu ve onu güneşten, yakıcı sıcaktan, kavurucu sıcaktan koruyordu. Mesela bunlardan bir tanesi, yine harikulade olaylardan bir tanesi, kurumuş, artık hayat izi kalmamış bir ağacın, bir bitkinin yanına iliştiği zaman, oturduğu zaman, belki dinlenmek için yaslandığı zaman o kupkuru ağaç bir anda yeşeriyordu ama yanından ayrıldığı zaman da eski haline dönüyordu. Abdülmuttalip Efendimiz de, mübarek dede de oğlu Abdullah'taki bu harikulade halleri dinlediği zaman gerçekten ona olan muhabbeti bir kez daha artıyordu. Çünkü zamanında kendisi de bu tarz olaylar yaşamıştı. Abdullah Efendimiz biraz daha büyüdüğünde artık o kadar güzelleşti ki onu görenler Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini hatırlıyorlardı. Böyle yolda yürüdüğü zaman, işte çarşıya, pazara çıktığı zaman insanlar gözlerini ondan alamıyorlardı. Çünkü Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem nuru alnında böyle pırıl pırıl parlıyordu. Hatta o dönemin meşhur padişahları, efendim o dönemde yaşayan krallardan ya da bazı devlet liderlerinden onun metini duyanlar oluyordu. Abdülmuttalip Efendimiz'e haberciler, arıcılar gönderiyorlardı ve diyorlardı ki biz kızımızı vermek istiyoruz, Abdullah'a kızımızı vermek istiyoruz diyorlardı. Kahinler Peygamber Efendimiz'in artık geleceğini, Abdullah Efendimiz'le doğduktan sonra özellikle tetkiklerle böyle iyice artık kesinleştirdiler. Hatta Şam Yahudileri bu kahinleri dinledikten sonra iyice endişeye kapıldılar. Çünkü yazan kitapta yazılanlara göre, alimlerin, kahinlerin söylediklerine göre artık İsrailoğullarından peygamberlik gidecekti. Bunu çok endişelendiler bu konuda. Ama az önce de söyledik, yani 1000'den ziyade neredeyse peygamberi aleyhisselam şehit ettiler. Ama buna rağmen hala peygamberliğin kendi nesillerinden gitmesine çok üzülüyorlardı, endişe ediyorlardı Şam Yahudileri özellikle. Efendim 70 tane Yahudi genci silahlandırdılar, pusatlandırdılar ve Mekke'ye gönderdiler. Bunların görevi Abdullah Efendimiz'i şehit etmekti, onu öldürmekti kendilerince.
Tabii Abdullah Efendimiz'i öldürmek demek, Peygamber Efendimiz'in dünyaya gelmesini güya engellemek demekti. Bu 70 tane Yahudi genç, silahlı genç Mekke'ye geldiler. Birkaç gün hatta gizlendiler, saklandılar. Hiçbir şekilde ortaya çıkmadan Abdullah Efendimiz'in bir zamanını kollamaya, onu yalnız yakalayacakları bir zamanı kollamaya başladılar. Ve bir gün gerçekten Abdullah Efendimiz'in tek başına ormana doğru, daha doğru ava çıktığını gördüler. Hiç çaktırmadan kimseye tabiri caizse peşine takıldılar. O gün tesadüfen birkaç kişi daha ava çıkmıştı. Abdullah Efendimiz'in ava çıktığı bölgede. Bu bir tesadüf tabii ki ama Vehb bin Menef, Abdullah Efendimiz'in ve Abdülmuttalip Efendimiz'in akrabalarından bir tanesi. Hatta hemen şimdiden söyleyelim, Abdullah Efendimiz'in müstakbel kayınpederi efendim. Yanında 3-5 arkadaşıyla o da ava çıkmıştı ama uzaktan Abdullah Efendimiz'in bu gençler tarafından, bu 70 Yahudi tarafından takip edildiğini gördü. Hatta yalın kılıç olduklarını, gizlenerek ardından gittiklerini görünce de onu öldürmeye çalıştıklarını anladı. Yardım etmek istedi, hem akrabası hem tek başına olan bir genç yardım etmek istedi ama kendileri 3-5 kişiydi, karşıdakiler ise 70 kişiydi. Böyle bir tereddütte kaldılar ama onlar bu tereddüdü yaşarken bir anda bir gürültü koptu. Efendim gök yarıldı ve gökten yalın kılıç yiğitler aşağıya indi. Atlarıyla, ellerinde kılıçlarla bu 70 tane Yahudi'yi tabiri caizse ekin biçer gibi biçtiler, geçtiler. Ondan sonra da nasıl geldilerse öyle gittiler, göğe doğru uzaklaştılar. Tabiri caizse dilleri tutuldu. Vehb bin Menef ve yanındaki arkadaşlarını ne yapacaklarını şaşırdılar. Hiçbir şey diyemediler ve yavaş yavaş şehre doğru döndüler. Bu arada Abdullah Efendimiz ise avına devam ediyordu. Hiçbir şeyden haberi olmamış şekilde avına devam etti. Vehb bin Menef tabii döndü. Arkadaşlarıyla çok ufak bir istişarenin ardından evlerine dağıldılar. Vehb bin Menef'in aklına takıldı bu olay. Zaten Abdullah Efendimiz'in mübarek bir zat olduğunu, kitaplarda adının geçtiğini, alnındaki nurun parlaklığını o da görüyordu. Etrafındakiler de, akrabaları da görüyordu. Bir müddet sonra kızı Amine'yi Abdullah Efendimiz'e vermeyi düşündü. Bunu ailesine açtı. Ailesi de tabii ki hiç tereddütsüz kabul etti. Kız tarafı çok fazla vakit geçirmeden bu niyetlerini Abdülmuttalib'e ilettiler. O da kabul etti ve gençleri Ebu Talib'in evinde nikahladılar efendim. Böylece Abdullah Efendimiz'e Amine validemizle evlenmiş oldular. Abdullah Efendimiz'e Amine validemizin evlendiği gün, yani düğün günü, bunu özellikle söylemek istiyoruz, hem Arife'ye hem de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceye rast geliyor. Cebrail aleyhisselam yeryüzüne indi bu gecede, düğün gecesinde. Kabe üzerine yeşil bir bayrak dikti ve insanların en hayırlısına ait nur da böylece Abdullah Efendimiz'den Amine validemizin alnına geçmiş oldu. Evet, Abdullah Efendimiz'in de evlenmesiyle beraber hayatından bir kesit aktarmış olduk. Yeni bölümlerle tekrar karşınızda olacağız efendim.